Merhaba, Hyundai i20 aktif 1 litre T-GDI ile birlikteyiz. Bu otomobil SUV detaylarına sahip bir i20 hatchback aslında. Aracın tasarım detaylarına bakacağız ve daha sonra kısa bir tur atacağız. Ön taraftan başlayalım. Aracın burun tasarımdaki altıgen ızgara i20 kupeleri anımsatıyor. Ancak buradaki bu plastik detaylar i20 aktive has detaylardan bir tanesi. Aynı şekilde sis farı da bu otomobile has bir detay. Yan taraftan baktığımızda çamurluk doliklerinin devam edip alt tarafta marşpiyelerle birleştiğini görüyoruz. Otomobil standart i20 hatchback'ten 55 mm daha yüksek bir gövdeye sahip. Bunun 20 mm'si tabandan kaynaklanıyor. Kalanı da taban raylarından kaynaklanmakta. Yan taraftan baktığımızda diğer bir fark da buradaki metalik görünümlü plastik depo kapağı. Arkaya bakıyoruz. Aktiv logosu ve difüzör formlu arka tampon, sis lambası ve geri vites lambası sağ tarafta gözükmekte. Bagaj bu sınıf için başarılı denilebilecek 301 litrelik bir hacme sahip. Küçük sınıf hatchbackler için iyi bir değer 301 litre. Zaten bilinen bir otomobil bu ama tekrardan bakalım. Alt tarafta küçük boy stepne gözükmekte. Bu şekilde kapatıyoruz. Arka koltuklardaki diz ve baş mesafesi zaten i20'lerde sorunsuzdu. Bu otomobilde aynı şekilde. Bakın dik oturdum, bel boşluğunu aldım. Diz mesafesine problem yok. Başında tavana değmiyor. Omuz mesafesi de küçük sınıf bir otomobil için fena sayılmayacak bir değer. Evet, motora bir göz atalım. İşte Hyundai'nin yeni nesil 3 silindirli turbo direkt benzin enjeksiyonlu motoru. 998 cc hacim var ve maksimum güçte 120 beygir, maksimum tork da 171.6 Nm olarak açıklanıyor fabrika verilerinde. Kapı içi ergonomisi problemsiz. Görüleceği gibi elektrikli ayna kumandaları, ayna katlama ve elektrikli cam açma kapama düğmeleri burada. Tek tuşla açılıp kapanma özelliği sadece sürücü tarafında var bu otomobilde ve sıkışma önleyici sistem de sadece bu tarafta var. Diğer taraflarda yok. Buraya bakıyoruz. Alüminyum pedal seti güzel olmuş, yakışmış bu otomobile. Far yükseklik ayarı, reosta ve elektronik sürüş destek sistemlerini kapatan buton. i20 Aktiv'in ön konsolu diğer kardeşlerinden pek de farklı gözükmüyor. Çift renkli ön konsol gayet güzel bir görünüme sahip. Bu kısımlar yarı yumuşak malzemeden, bu kısımlarsa sert malzemeden ötülmüş. Torpido gözünü açıyorum. Orta boy bir torpido gözü. İçi kauçuk veya kadife kaplı değil. Kapatıyorum. Hava ızgaraları bu şekilde kapalı şekilde duruyor. Bu şekilde de açılıyor. Ben hava ızgaralarının buralarında çevirmeli kumandalı olanlarını daha çok seviyorum. Çünkü bu tip kumandalarda, bu tip ızgaralarda her ne kadar bu şekilde kapatsak da içeri mutlaka hava girişi oluyor ve hassas ayar yapamıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Motoru çalıştıracağım şimdi. Camı kapatıyorum. Ve klimayı birinci kademini açıyorum. Manuel klima var bu otomobilde. Dokunmatik ekran zaten diğer i20 kullanıcıların ve Hyundai kullanıcıların aşina olduğu bir yapıda. Burada radyo, navigasyon, BT özelliği, DVD, USB girişi birçok özellik barınmakta. Burada SD kart girişi, harita kartı girişi de bu tarafta. Yumuşak şekilde açıp kapatabiliyoruz. AUX girişi. Dediğimiz gibi manuel klima kumandaları. Burada çakmak soketi ve 12 voltluk ayrı bir soket bulunmakta. Bu tarafta ise park sensörü kumandası ve Start Stop sisteminin butonu var. Kol dayamayının altında yeterli genişte bir eşya gözü mevcut. Burada da tavanla bir adet gözlük kabı yer alıyor. Araçla yola çıkmaya hazırız. Dediğimiz gibi bu otomobilde 1 litre T-GDI turbo direkt benzin enjeksiyonlu motor var. güzel bir motor. Parkura toprak yoldan başlıyoruz ve daha sonra asfalta bağlanacağız. Bu aracın zemin yüksekliği diğer i20'lerden 2 santim yüksek. Ancak bu yükseklik süspansiyondan kaynaklanmıyor. Hyundai yetkililere sorduğumuzda bu yükseklik farkının jantlardan kaynaklandığını, daha büyük jant kullanma nedeniyle aracın yükseldiğini söylüyorlar. Şu an bozuk yolda gitmemize rağmen, bozuk toprak yolda gitmemize rağmen iç mekanda çıtırtı ve tıkırtı olmaması çok güzel. Çünkü son dönemde kullandığım birçok premium markada bile asfalt yolda dahi iç mekanda çıtırtlar geliyordu. i20 bu konuda gayet başarılı. Bozuk yolda iç mekanda titreşim, çıtırtı, hiçbir olumsuz ses kulağa gelmiyor. Buradan sinyalimi veriyorum. Ve kontrollü şekilde yola çıkıyoruz. Vites geçişleri diğer i20'lerde olduğu gibi çok güzel, yumuşak geçişlere sahip. Direksiyon da aynı şekilde kolay kullanımlı. Tabii ki sportif hisler vermiyor. Motor nasıl derseniz, 3 silindirli motorların karakteristik sesini barındırıyor. Ancak gürültülü bir motor değil. Benim hoşuma giden bir çalışma sesi var. Ve çekişi olarak da, ivmelenme olarak da gayet güzel sonuçlar veriyor 1 litre T-GDI motor. Şu an 3. viteste sakin şekilde yol alıyorum. Hızım 60 km/saat ve motor devir de yaklaşık 2500 devir civarında, 4'e attım. Motor devri 2000'e indi ve yapıştırdım. Çok rahat şekilde hızlanıyor otomobil. Hiçbir vuruntu, sıkıntı, rahatsız edici hiçbir şey yok. Gayet güzel çalışan bir motor. 100'e geldik. Ayağım gazdan çektim. Tabii ki yokuş aşağı diyeceksiniz ama yokuş yukarı parkurla da biraz sonra bu parkuru yokuş yukarı geçeceğiz ve aracın yokuş yukarı kullanımda bile gayet yeterli bir çekişe sahip olduğunu beraberce tecrübe edeceğiz. Otomobil sessiz bir iç mekana sahip. 100 km hıza kadar iç mekanda rüzgar sesi, motor sesi, yol sesi hiç rahatsız edici seviyede değil. Akustik konfor gayet başarılı bu otomobilde. 6. vitesi aldım ve aynı parkuru şu anda yokuş yukarı olarak devam edeceğiz. Hızımı birazcık azaltacağım. Evet, hızımı 6. viteste 60'a indirdim. Motor devir 1500 civarında. Hiçbir sarsıntı, vuruntu yok. Gaza yapıştırdım. Derinden gelen bir şekilde araç ileri doğru atıldı diyemeyeceğim ama hiçbir sıkıntı olmadan ilerlemeye başladı. 90'a ulaştık. Motor karakteri çok güzel. Alt devirden itibaren geliyor tork. Maksimum tork 171 Nm ve bu tork 1500 devirden itibaren sürücünün kullanımına sunulmakta. 1500-4000 devir aralığında, geniş bir devir bandında maksimum torktan faydalanabiliyoruz. Maksimum motor gücü 120 beygir ve 6000 devirde ortaya çıkıyor. Güçlü motor diyebiliriz. Tabi bu sınıfta akla ilk gelen motorlar Ford'un EcoBoost'u, o motorun 140 beygire kadar çıkan versiyonları var. Yol tuş çok sportif değil ancak tedirginlik verici bir durum da yok. Gayet güvenli şekilde virajlara alabiliyoruz bu otomobille. Sonuç olarak baktığımızda Hyundai i20 aktif 1 litre T-GDI motor özellikleri olarak gayet iyi bir otomobil. Küçük silindir hacminden güzel güçler çıkartmışlar. 120 beygir güç ve 171.6 Nm tork. Bu otomobili çok rahat şekilde taşıyor ve güzel kullanım sağlıyor. Aracın konfor özellikleri zaten diğer i20'lerden bilindik şekilde gayet başarılı. Bu güzel motor sadece ve sadece aktif olarak alınabiliyor. Yani diğer 5 kapılı hatchback i20'lerde bu motoru alamıyor olmak çok büyük bir handikap bana göre. Çünkü her kullanıcı bu tip gövde kitinden hoşlanacak diye bir kural yok. Ben de açıkçası böyle bir araç alacak olsam, önden çekişli bir araç, bu tip gövde kiti olan bir modeli tercih etmezdim. Tabii ki bu benim kendi kişisel görüşüm. bu tip gövde kitini sevecek kullanıcılar da çok sayıda mevcut. Fiyat nedir derseniz bu otomobilin fiyatı 62.550 lira. Hyundai i20 aktif 1 litre T-GDI'nin fiyatı 62.550 lira. Aktif kasayı otomatik şanzıman olarak almak isterseniz daha geleneksel teknolojiye sahip 1.4 litrelik motorla alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.